Fatiha-i Şerife meal besmele. Üç salavat-ı şerife. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ illallah la ilahe 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 illallah el melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in ve selleme ve bareke aleyhi ve aleyhim kesiran kesiran ila yevmiddin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracem münira ve beşşiril mü'minine bi enne lehum minallahi fadlen kebira ve la tuti'il kafirine vel münafıkine ve da' ezahum ve tevekkel alallah ve kefa billahi vekila. Sadakallahu rabbunel a'la. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hakkamdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in et tayyibin et tahirin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena. Okunmuş olan 3 adet Kur'an-ı Kerim hatmini, 20 bin adet Kulhuvallah İhlas Sure-i Şerifesini, 1 adet 70 bin kelime-i tevhidi, 1 de 65 bin kelime-i tevhidi, 4 adet 4444'lük salat-ı tefriciyeyi vesaire ibadet ve taatlerimizi, hayrat ve hasenatımızı ya Rabbi lütfunla, kereminle ahsen ve etem olarak makbul eyle. Amin. Cümlemizi rahmetine erdir ya Rabbi. Amin. Cümlemizi sevdiğin, razı olduğun kullar eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemizin imanımızı sakla ya Rabbi. Amin. Cümlemizi mümini kamiller olarak ahirete göçenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi şu okunanlardan hasıl olan ücuru, mesubatı, sevapları evvela Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhi eftalus salavatü ve ekmelut tahiyyatü ve teslimat hazretlerine acizane, sadıkane, mühibbane, fakirane hediye eyledik.
şu anda ruhu pakine vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz'i cümlemizden ve bunları okuyanlardan hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Amin. Okunanların sevaplarını Peygamber Efendimiz'in mübarek âline, ashabına, ezvacına, evladına, etbaına, ihvanına, hülafasına ve mürşid-i kamillerimiz Evliyaullah-ı Mukarrebin ve Resul-i Nebi, ulema-i muhakkikin ve mürşidin-i kamilinimizin cümlesinin ruhlarına ve haseten Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan ve sair sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazretinden Şeyhimiz Kutbul Aktab ve Gavfil Vasılin Eşşeyh El-Hafız Es-Seyyid Muhammed Zahid Kutki İbni İbrahim Et-Burusevi Hazretlerine kadar tarih boyunca Turuk-u Aliyelerimiz silsilelerine bağlı olarak yaşamış, hizmet görmüş, gelmiş, geçmiş Evliyaullah büyüklerimizin, pirlerimizin ruhlarına hasreten hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi. Amin. O sevgili mübarek evliya kullarının himmetlerine, teveccühlerine, manevi yardımlarına cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri sevdiğin kullarla dünyada ahirette beraber eyle ya Rabbi. Amin. Sevmediğin kulları bizden uzak eyle ya Rabbi. Amin. Bizi sevmediğin kullardan uzak eyle ya Rabbi. Amin. Okuduklarımızdan hasıl olan ücür-ü mesubatı ahirete göçmüş olan bütün Müslüman anne babalarımızın, nine dedelerimizin, akraba-ı taallukatımızın, evlad-ı zürriyatımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, tarikat kardeşlerimizin, din kardeşlerimizin, bize dua vasiyet etmiş olanların kabrinde boynu bükük bizlerden dua bekleyen Mevtamızın ruhlarına da ayrı ayrı hediyeler eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle ya Rabbi. Ruhlarını mesrur eyle ya Rabbi. Makamlarını âlâ eyle ya Rabbi. Derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Bizleri de dini öğrenip İslam'a sımsıkı sarılıp Kur'an-ı Kerim yolunda yürüyen Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesine sarılıp onu ihya eden has hakiki halis muhlis kullardan eyle ya Rabbi. Amin. Bizi Peygamber Efendimizin sünnetinden bid'atlara saptırma ya Rabbi. Amin. Hidayet yolundan ayağımızı kaydırıp dalalete düşürme ya Rabbi. Amin. Bizi de evlatlarımızı da kıyamete kadar zürriyetlerimizi de sevdiğin razı olduğun kullar eyle ya Rabbi. Amin. Yolunda daim zikrinde kaim kullar eyle ya Rabbi. Amin. İbadetine müdavim eyle ya Rabbi. Amin. Dini mübini İslam'a ve ümmeti Muhammed'e hüsnü hizmetle hadim eyle ya Rabbi. Amin. Dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarını lütfunla, kereminle bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Dünyanın, ahiretin her türlü şerlerinden bizleri koru ya Rabbi. Amin. Cümlemize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Amin. Borçlularımıza eda nasip eyle ya Rabbi. Amin. İmtihana girenlerimizi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Namurat olanlarımızı bermurat eyle ya Rabbi. Amin. Naşad olanlarımızı kariben şadanu handan eyle ya Rabbi. Amin. Gönüllerimizin muratlarını bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Her hatim indirilince yapılan dualar makbul olur diye Peygamber Efendimiz müjdelemiş. O müjdeye bizlerin mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemize helal, temiz, pak, bol rızıklar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bizde kötü huylar varsa kötü huyları al ya Rabbi. Amin. Bizi güzel huylar ile mütehallik eyle ya Rabbi. Amin. Güzel sıfatlar ile muttasıf eyle ya Rabbi. Amin. Güzel ibadet ve ameller işlemeye muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Kazançlarımızın fazlalıklarıyla hayrat ve hasenat yapmamızı, vefattan sonra da sevap kazanmamıza yarayacak eserler bırakmamızı arkamızda nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kabri cennet bahçesi olanlardan eyle bizi ya Rabbi. Amin. Kabirden kalkınca bizi Peygamber Efendimizin liva-ül hamde altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşır eyle ya Rabbi. Amin. Mahşer gününün sıkıntılarına, korkularına, terlerine, üzüntülerine, azaplarına, dehşetlerine, korkularına bizi düşürme ya Rabbi. Amin. Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelendir ya Rabbi. Amin. Bir gayri hesap cennetine dahil eyle ya Rabbi. Amin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Sübhane Rabbine Rabbil İzzet'e amma yasıfun ve selamun aleyhi mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. İsmini gönderen kardeşlerimiz var. Efendim, ders almak isteyenler
isimlerini aldım, kabul ediyorum. Selamlarımı söyleyin onlara. Efendim, onlar, bu ders alan yeni kardeşlerimiz, zikirleri yapsınlar. 100 estağfurullah, 100 la ilahe illallah, 1000 Allah, 100 salavat-ı şerife, 100 gulüvallah günlük vazifeleri olsun. Zikirleri nasıl yapacaklarını ders kağıdını alsınlar. Bilen kardeşlerimiz onlara versinler. Böylece onlar derslerini yapmış olsunlar. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Kağıt gelmedi ama camimiz devamlı bir gelişme ve güzelleşme içinde. Allah Miktat Hoca'dan razı olsun. Elinizden geldiğince maddi yardım yapın, mali yardım yapın, şey olarak, malzeme olarak yardım yapın, neler lazım olduğunu sorun Miktat Hoca'ya. Efendim, hayırlarınızı eksik etmeyin ki camimizin inşaatları var, onlar tamamlansın. Evet, şimdi gelen yazılardan şöyle bazılarını cevaplandıralım. Bir kardeşimiz yazmış, diyor ki ben tarikata girdim. Tamam, hayırlı mübarek olsun. Ama işim biraz acele idi. Tevbe almadım. Bu nasıl olacak? Bana dua et diyor. Efendim işte tevbesi efendim tamamdır. O zikirleri, söylediğim zikirleri çeksinler. Efendim burada camide namaz kıldık. Camide farzın arkasından estağfurullah dedik. Burada dualar ettik. Onların hepsi o işin tamam olduğunu gösteriyor. Allah razı olsun. Gün görende gündüzcü bir Kur'an kursu açtık diyor kardeşlerimiz. Kotku Kur'an kursu. Hanım derneği de açmayı düşünüyoruz diyor. Efendim isim istiyorlar. Kendileri bir düşünsünler şu 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 olabilir diye. Biz şey yapalım çünkü isim söyleye söyleye biraz zorlanmaya başladım ben de. Bir şey ötekilerden farklı olsun. Birisi diyor ki bir kızım var efendim evladınız. Kur'an kursuna verdim. Evde ezber yapıyor. Hocanın karşısında unutuyor. Hocası sen hafız olamazsın demiş. Ne yapmak lazım? Kimin ne olacağını tabii Allah bilir. Ama biz şunu biliyoruz ki bir insan bir işi yapma üstüne gayret ettiği zaman olabiliyor. Tabii bazı insanlar bazı şeyleri yapamazlar. Mesela kabiliyettir. Bazı insan resim yapamaz. Bazıları yapabilir. Hani bazen de kabiliyetler önemli oluyor. Ama bazen de kabiliyetler gizli kalıyor, anlaşılamıyor. Mesela Avrupalıların çok büyük bir şeyleri var. Büyük karuzo diyorlar hatta. Böyle bir sesi çok güzel olan ses sanatkarı var. Efendim, o ilk defa musiki dersleri almaya gittiği zaman şan dersleri diyorlar. Yani nasıl bağıracak operada? İşte o şeylerin şeklini, şemalini öğreten derse gittiği zaman yani hocası demiş ki sen adam olmazsın. Sen böyle ses sanatkarı hiç olamazsın. Boş ver bu işi bırak demiş. Ama o inat etmiş. Sonra dünyanın en meşhur şeyi olmuş. Ses sanatkarı olmuş. Anlatıyorlar onun hikayesi. Tabii o bir gayrimüslim insan ama yani şu noktaya işaret etmek istiyorum. Ses kabiliyet denir ya hani ses bazı insanın sesi güzeldir. Bazısında cırlaktır, güzel değildir filan. Yani hocası onda kabiliyet görmemiş de ne demiş? Sen ses sanatkarı olamazsın demiş. Ama adam hem olmuş hem de dünyanın en meşhur ses sanatkarı olmuş. Yani kabiliyeti de bazen herkes anlayamıyor. Kabiliyetler örtülü kalıyor insanın aklında, gönlünde. Bazen çok çalışmayla çıkar, derinde olur. Yani kuyu kazıyorsun da su 20 metrede, 30 metrede çıkıyor. Bazen 5 metrede, bazen 10 metrede. Bazen de dağın yamacından kendisi patlıyor. Pınar diyoruz, göze diyoruz. Şıldır şıldır orada. Değişik olabilir ama çalışırsa olabilir. Efendim, evde ezberliyorsa, ezberleyebiliyorsa, hocasının yanında yapamıyorsa utangaçlığındandır. Zamanla geçer. Öyle hafızlar biliyoruz ki ben bu işi yapamam diye büyükleri zorladıkça kendisini yerden yere yapmış. Yapamıyorum.
yapamıyorum diye böyle yerlerde yuvarlanmış, atmış kendisine. Ama şimdi hafız. Olur, ümit kesmemek lazım muhterem kardeşlerim. Evet, şimdi bazı kurnazlar kağıtları sonradan gönderiyorlar. Ben de o sıraya koyuyorum, haberiniz olsun bak. Yani adaletle hareket ediyorum. Önceden gelenler burada, en alta gitti şimdi sonradan gelen kağıtlar. Tamam mı? Adaletli iş yapalım. Bakalım ne zamana kadar şey yapacağız. Hocam, nişanlı olanlar telefonla görüşebilir mi? Görüşebilir. Yüz yüze bile görüşebilir. Yani normal ölçülere riayet etmek şartıyla. Çünkü nişanlıdır netice itibariyle. Tabii şey olmaz. Mahrem bir yerde kalamazlar filan. Ölçüsü var. Şimdi bazısı ne yapıyor? Söz gelmişken burada da bir nasihat çekelim. Görüşelim diye dini nikah yapıyor. Tamam. Dini nikah yaptık, evlendik diye evlilik işinde yapıyor. Zifaf ediyor yani. Evliliği gerdeği yapıyor ama daha düğün dernek yok. Anasının babasının iki tarafının haberi yok. Nasıl olsa nikahlandık diye. Bir de karı koca oluyorlar. Ondan sonra da araları bozuluyor. Açıyorlar telefonu bana. Hocam şimdi bizim halimiz ne olacak? Allah akıl fikir versin. Allah iyi koşuluk versin. Yani öyle yapmayın. Sonra darılıyorlar birbirlerine. Kız diyor ki boşanacağım. Erkek diyor ki ben sana çektirmek için seni boşamayacağım. Hadi inat giriyor işin içine. Kız da gidiyor birisiyle evleniyor. E sen ötekisinin karısıydın. Karma karışık oluyor işler. Onun için hani güzel soru sormuş, aferin. Yani nişanlımla telefonla konuşabilir miyim? Konuşabilirsin. Yüz yüze bile konuşabilirsin ama daha öteye gitme. Orada dur. Şu çizgiden bu tarafa geçme. Çünkü sonu çok fena şeyler olabiliyor. Çok güzel rüya görenler var. Rüya tabiri istiyorlar. O ayrı iş. Peygamber Efendimiz'i görmüş vesaire vesaire. Tabii onları saklıyorum ben. Şöyle rüyaları, güzel rüyaları. Ama onların şeyi öyle umumi olmaz. Şimdi birisi bir soru sormuş da bir köşesinden şey yapacağım. Gayri İslami bir ülkede alkol, kumar ve piyango oyunları caiz midir? Şimdi hepsini birbirine karıştırmamak lazım. Alkol sarhoşluk veriyor. Sarhoşluk veren her şey her yerde haramdır Müslümana. Yalnız efendim gayrimüslimlerin ülkelerinde, gayrimüslim ülke yani İslam'la idare edilmeyen ülkede, onların kendi usullerine göre olan bir usulle Müslüman eline bir para geçerse onu alır. Mesela kendi usullerine göre efendim bankaya para yatırırsa şu kadar faiz veriyorlar, onu alır diyor Hanefi fıkhının alimleri. O ayrı ama alkol öteki harmanın içine sokmayacaksın, o ayrı. Piyangodan şey çıktı, alır. Niye? Ona bırakmayacak. Zaten onların usullerinde var. Ama içki içemez. Yani Almanya diyelim, Fransa diyelim, Amerika diyelim. Bu benim sözüm değil yani, alimlerin kararı. Birisi diyor ki, ahirette cennettekiler cennette ebedi kalacaklar. E peki baki mi olacağız diyor. Yani Allah da baki diyor. Bu nasıl olacak? Kulun bakiliği cennette ebedi kalması Allah'la ölçülmez yani. Allah'ın bakiliği o başka bir hal. Kulların bakiliği cennette ebedi kalışları başka bir şey. İkisi arasında fark var. Allahu Teala Hazretlerinin hiçbir şeyi kullarının mahlukatının durumuna, sıfatına benzemez. Her şeyi kullarınkinden farklıdır. Abdesti kaçan özürlüler her zaman abdestli kalacak. Nasıl abdestli kalacak? Şimdi abdest özürlü olan insanlar vakit geldiği zaman bir abdest alırlar. O vakit çıkıncaya kadar o vakit içinde özürleri dolayısıyla
abdesti bozuluyor gibi olsa bile abdestli sayılırlar. Her vakitte abdest almaları lazım. Size intisap ettim. Alta koy, alta. Tamam. Size intisap ettim yakın zamanda. Üzerimde çok unutkanlık, gaflet, vesvese var. Kendimi bildim bileli. Ne yapmam lazım? Şimdi kendisini bildi bileli böyle olduğuna göre bu epeyce bir yerleşmiş, alışkanlık haline gelmiş ama değişebilir. İyi bir eğitim görürse düzelir. Zikirleri yapsın, gözüne sahip olsun, abdestli gezsin, efendim gece tesbihlerine, şeylerine devam etsin, yavaş yavaş düzelir. Epeyce yerleşmiş huylar ama sökülür. Pazartesi günü annem ameliyat olacağından dua diyor. Allah bütün efendim şeylere hastalarımıza şifalar versin, doğum yapacaklara kolaylıklar versin, ameliyat olanlara başarılı ameliyatlar nasip eylesin, yüzümüzü güldürsün, sevindirsin, hastalarımıza şifalar versin. Riyazü Salihin okuyorum, hareketli olduğu için, Ramuzül Ahadis Arapçam olmadığı için hangisini okuyayım diyor. İlk önce Riyazü Salihin'i okusun. Riyazü Salihin'i okusun, bitirsin. Ondan sonra Ramuzül Ehadis'e geçer. Hanımım son zamanlarda çok geçimsiz oldu diyor birisi. Allah şahittir, bir insan olarak elimden geleni yapıyorum, kendisini bırakmamı istiyor diyor. Ben böyle bir şeyi düşünmek bile istemiyorum diyor. Evet. Tabii Allah şahit dedi, biz de inandık. Allah şahit dedikten sonra, yani elinden geleni yapıyor, kabahat erkekte değil, anlaşılan kadında. Olabilir. Bazı kadınlar hasta olur. Yani kafadan, tahtalarında biraz aralıklılık oluyor, bazen çatlaklık oluyor, bazen eksiklik oluyor. Erkeklerde de olur, hanımlarda da olur. Ama doğru bir şey değil. Ayrılmak istemek kadın için doğru değil. Efendim, bir kadın haksız yere kocasından ayrılmak isterse cennetin duvarlarından dışarıya 500 yıllık mesafeye kadar dağılan, yayılan cennetin kokusunu bile koklayamaz diyor Peygamber Efendimiz. Ayrılmak istemek güzel değil. Yuvayı bozmamaya çalışmak lazım. Sabredip devam ettirmeye çalışmak lazım. Efendim, çünkü nefis ve şeytan yuvayı bozmaya gayret ederler. Şeytan avenesini toplarmış sabahleyin. Büyük şeytan maiyetindeki şeytanları toplarmış hadis-i şeriften bildiğimize göre. Dermiş ki hepiniz bugün dağılın, işe gider gibi, yani işe gönderir gibi dağılın, hepiniz şeytanlıklarınızı yapın gittiğiniz yerlerde. Akşam hanginiz benim en çok beğendiğim işi yaparsa onun başına taç giydireceğim dermiş. Akşam gelince de işte sorarmış. Sen ne yaptın? Ben adama içki içirttim. Yani bir şeytanlık yapmışsın ama neyse. Sen ne yaptın? Ben adama namaz kıldırtmadım. Bir şeytanlık yapmışsın ama neyse ne filan. En sonunda bir tanesi dermiş ki ben karı kocayı birbiriyle kavga ettirdim. Kocaya karısını boşattırdım. Tamam. Ente ente dermiş. Yani sen, benim aradığım sensin demek yani. Onun başına taş giydirilmiş. Yani bu hadis-i şeriften anladığımıza göre şeytanın en hoşuna giden şey ne? Yuva yıkmak. Onun için şeytana uymamak, alet olmamak lazım. Erkekler de kadınlar da yuvayı iyi tutmaya gayret etsinler. Bize kim gelirse diyoruz ki aman yuvayı korumaya gayret edin. Aman sabredin. Aman alttan alın. Aman dikkat edin ama şeytana uymayın diye söylüyoruz. Çünkü sevap var. Sabrederse sevap var, yuva devam ederse sevap var. Bozulursa şeytan gülecek, sevincinden uzaktan oynayacak, şamata edecek. Onun için çok dikkat etmek lazım. Tabii Allah şahit ki kabahat bende değil dediği için tamam, kabul. Kabahat bunda değil ama insan tabii biraz İnsanları yönetmeyi öğrenmesi lazım Müslümanların. Nasıl bir şey hocam bu?
Erkek kocayı yönetmeyi öğrenmeli, koca da karısını yönetmeyi, idare etmeyi öğrenmeli. Hocam bu hangi mektepte öğrenilir? Ben İskender Paşa'da bir mektep açacağım. Karı kocalık sanatı diye. Orada öğrenirsiniz ama daha açılmadı. Daha Milli Eğitim'den müsaadesi yok daha. Bu bir sanattır. İnsanları idare etme sanatı. Hocamızın bir sözü var, hiç unutmuyorum. Bir karıyı idare edemeyen adama ben adam mı derim dedi. Bir kere. İdare edecek ne yapacak? Parmağını da döndürecek. Kadını döndürecek. Nasıl döndürecek? O bir hüner. Hocam kabahat benim kocada. Koca hakkında da bir şey söyle. Ha, kadın da kocasını idare etmeyi öğrenmeli. Bu da bir sanat. Dışarıdaki aşifteler nasıl evli kocaları kandırıyorlar? Kandırmıyor mu? Kandırıyor. Evliyi raydan, yoldan çıkartmıyor mu? Çıkartıyor. Sen niye kendi has kocanı kandıramıyorsun? Yani kadın da böyle düşünecek. Yani ben allem edeceğim, kallem edeceğim, uğraşacağım, ne yapacağım, yapacağım, efendim bunu idare edeceğim diyecek. Usta kadınlar idare eder. Ama bu böyle şeyle olmaz. Çocuk idare eder gibi olmaz. Adam anladı mı fena kızar. İdare edildiğini anlayan her insan fena halde kızar. İdare edildiğini anlatmadan idare edecek. Alttan alacak, üstten alacak, sağdan alacak, soldan alacak, idare edecek. Ölçecek. Adam neden hoşlanıyor? Yemekten. Tamam. Erkeklerin kalbine giden yol mideden geçer. Avrupalıların sözü. O buraya herifler öyle diyorlar. Neyse tamam pekala. O zaman güzel yemekler yapacak. Efendi sana bu akşam şunu yaptım. Vay be diyecek adam. Bizim harma ne oldu ya diyecek. Maşallah hep yanık yemek yapıyordu. Tuzsuz yapıyordu. Eksik yapıyordu. Güzel yapmaya başladı mesela. Veyahut süslenecek. Neden? Kadın kocasına süslenebilir. Güzel koku sürecek. Taranacak. Olur mu hocam? Peygamber Efendimiz'e ziyarete birileri gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oradaki kovaya eğilmiş. Kovanın yüzeyi ayna gibi ya, görünüyor ya. Orada saçını sakalını düzeltmiş. Neden? İnsanlar derbederlikten hoşlanmazlar. Ben bugün bakın ne kadar güzel süslendim. Tıraş oldum. Şuralarımı aldım filan. Güzel kokular da sürdüm. Yanıma gelseydiniz böyle ne güzel kokuyor. Neden? Güzel koku insanın hoşuna gider. Peygamber Efendimiz güzel koku kullanırdı. Dişlerini fırçalardı. Dişler nasıl olacak? Pırıl pırıl. Efendimiz ağzını açtığı zaman dişlerinden etrafa ışık saçılırdı. Dişleri ışık saçardı etrafa. Nur saçardı etrafa. Ama neden? Tabii peygamber olduğundan da misvak kullanırdı, tertemizdi, güzel koku kullanırdı. Peygamber Efendimiz'in kendisinde kokusu çok güzel. Ama ayrıca güzel koku kullanırdı, taranırdı, tıraşlanırdı. Efendimiz'in tavsiyesi koltuk altlarını kazırdı. Koltuk altlarında erkeklerin böyle, kadınların da olur. Mısır püskülü gibi efendim kıl olur. Bunları tıraş etmezsen terler orada birikir, kokar. Teke gibi kokar insan. Erkeğin kokusundan yanında duramazsın. Konuşlar, konuşmasını bitirse de gitse diye burnunu tutarsın. Burnunun direği kırılır insan. Neden? Koltuk altını hiç tıraş etmeyi bilmiyor. Mısır püskürü gibi sararmış, ter gelmiş, kurumuş, ter gelmiş, kurumuş. O ne olacak? Kazınacak o. Kazınacak. Kasıkları, kasıklarında kıl biter insan. Kazınacak. Efendim sakal düzeltilecek, saç düzeltilecek, taranacak. Neden? İnsanlar güzelliği severler, çirkinlikten nefret ederler. Nefret ettirmeyecek, efendim, güzel davranacak. Doğru mu bu? Doğru. Sevap mı? Sevap. Güzel elbise giyecek. Adam eve geliyor, kadın mutfakta üstü yağlı, paslı, kirli, bilmem neli, efendim, saçı başı dağınık, terlemiş, yüzü asık, bilmem ne. Hanım ben geldim, selamun aleyküm. Öyle mi geldi, tamam şu işi bitireyim bilmem ne filan. Adamın hayalleri yıkılır. Yani bunları anlatmak lazım. Kadınlar da bunları bilmeli. Efendim erkekler de bilmeli. Adamı sevmiyor kadın. Neden? Ya git bir aynaya bak kendine.
Yani sen hiç berber tanımıyor musun? Hiç berber dükkanına uğramaz mısın? Git bir tıraş ol, bir koku sürün, bir güzel giyin, bir temiz giyin. Efendim biraz güzelliğine bir zahmet et, bir masraf et, bir gayret et. Kendini güzelleştir, çeki düzen ver. Neden? Doğru böyle yapmak. Aile muhabbeti olsun diye. Yuvayı yıkmak şeytanın işine yaradığı gibi, yuvanın yapılması için olan şeyler de Allah sevap veriyor. Güzel. Bunları bilmiyor millet. Kadın kocası geleceği zaman en güzel elbiseyi giyecek. Taranacak, güzel kokuları sürecek filan, öyle karşılayacak. Güzel yemek koyacak. Masa temiz olacak, yemek güzel olacak. 3 gün aynı yemeği önüne getirirsen, 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 bitmedi daha, sıyrılmadı daha, hadi şunu sıyıralım bilmem ne filan. Adam işte böyle şeyler birikir, bir şeyler olur. Yani bunlara dikkat etmek lazım aziz ve muhterem kardeşlerim. İki hafta önce eşimle birlikte müridiniz olduk. Sakal duası rica etmiştim. Hiç sakal duası yapmadınız. Allah mübarek etsin. Efendim, Allah her türlü sünnete seniyeye uymayı nasip etsin. Acaba hocamız layık görmedi mi dedi eşim diyor. Öyle şey yok. Yani bizim söylenecek lafların hepsini söylesek yetmiyor zaman. Ondandır sakal sünneti güzel bir şey. Allah razı olsun. Tebrik ederim, takdir ettim. Efendim, Allah razı olsun. Mübarek olsun. Tasavvufa girişleri de, feyizleri de çok olsun. Evet, trafik kazası geçirip bitkisel hayata girmiş bir kardeşimiz için dua bekliyorlar cemaatten. Allah şifa versin. O bitkisel hayattan çıksın, iyi bir şey olsun diye. Hocam bende cinni olarak bir rahatsızlıklar var. Çok kuvvetli şekilde sihir yapılmış. Onu bilemeyiz. Okuyacağız, bakacağız. O öyle kendisinin zannı. Herkes işi cinlere, şeylere yükleyip efendim işi bitirmeye çalışıyor. O öyle anlaşılmaz. Onun teşhisini biz yapacağız. Doktorlar yapacak. Kendisi öyle yapamaz. Askerden beyim yeni geldi. İşe başladığından beri beyim yatsıyı kılmıyor. Tesbihi de bıraktık. Bıraktı. Olmaz yani, yorgunum diye yatsı namazını kılmamak olur mu ya? O yanlış bir şey yani. Şeytan kancayı takmış. Maaşı az olabilir, insanın işi ağır olabilir. Ameleler var. Sabahtan akşama çalışıyor, kürek sallıyor, balyoz sallıyor, geliyor. Ne yapalım? Az olursa şeyi ona göre, ayağını, yorganına göre çeker, büzer, ona göre yaşar. Ne yapalım? Ondan daha az alanları düşünür. Böyle kapalı zarflar var. Onları tabii sonra okuyabiliriz. Güzel güzel yazmışlar. Allah razı olsun. Ama şimdi okuyacak zaman yok. Şöyle bazen çok mühim şeyler oluyor da cemaate söylemedim diye üzülüyorum. Onları şöyle bakıyorum. Selam getirenlere teşekkür ediyorum. Ben de selamlarımı, teşekkürlerimi gönderiyorum. Evet, namazlarımı hep gecikerek kılıyorum. Bir türlü önleyemedim. Efendim, üzerimde bir ağırlık var diyor. Şeytandandır efendim. Şeytandan Allah'a sığınsın. Eûzü besmeleyi çeksin. Abdestli olmaya çok dikkat etsin. Kur'an'da 19 mucizesi nedir? Açıklarsanız memnun olurum. Onu kitaplar çok yazdı. Kur'an-ı Kerim'de sayısız mucizeler vardır. O bir tane değildir. Efendim, kitaplar çok yazdı. Var. Çeşit çeşit şeyler var. Tanıdığım insanlar arasında uzun zaman namazda, niyazda olan kimseler gün geliyor, içki içiyor, harama giriyor. Demin anlattığımız mesele. Yani İnsanın dikkat etmesi lazım, gevşememesi lazım. Şeytan çünkü gevşemiyor. Şeytan hiç gevşiyor mu? Hiç gevşemez. Şeytan seni aldatmakta hiç boş durmaz. Gevşek zamanını yakalar. Efendim, neden daha ileri gidecekleri yerde dinden böyle gevşeme durumuna geliyorlar diyor. Ha, bu güzel bir soru. Umumiyetle muhterem kardeşlerim,
haram yemekten böyle olur. Haram lokma yedi mi insanın dengesi bozulur. Müslümanlığı bozulur. İbadetleri yapamamaya başlar. Zor gelmeye başlar. En çok bundan olur. Ama haram yemek bir haram çeşididir. Haram lokma yemiyorum da hocam tamamen helal yiyorum ben. İyi ama bu sefer gözünle harama bakıyorsundur. Gözüyle harama bakıyordur, oradan günah geliyordur. Efendim benim gözüm kör, iki gözüm de kör, hiçbir yere bakamıyorum. Ha o zaman dilinle şey yapıyorsundur da ondan oluyordur. Yani bir günahtan dolayı yahut da bir edepsizlikten dolayı Allah tevfikini çeker. Tevfikini çekince insan böyle bozulur. Bir günah olmuştur da ondan. Hatta Evliyaullah'ın hayatını okuyoruz. Cumartesi günleri biliyorsunuz karşı tarafta Söğütlü Çeşme Camii'nde. Orada okuduğumuz kitapta diyor ki geceleri ibadet ediyordum, çok zevk alıyordum, o zevkler kalmadı diye soruyor Şeyh Efendi'ye. Şeyh Efendi diyor ki belki dünyalık bir şey eline geçti diye ona sevindin ondan diyor. Yani dünyalığa sevinmeyi bile kusur görüyor mübarekler ya. İnsan sevinmez mi yani? Bir yerden bir para gelse hoşuna gitmez mi? Bir yerden bir mal gelse, mülk gelse. Dünyalığa sevinmekten bile ibadetin zevki kaçar diye düşünüyor. Dünyaya hiç dönüp bakmamışlar yani. Dünyaya itibar etmemişler. Ama bu zaman insanları dünyaya itibar ediyor, günahı işliyor, yalanı söylüyor, edepsizlik yapıyor. E kaçar tabii. Zevki, keyfi kaçar tabii. Bir insan günah işlerken imanı bile yanında durmuyor. Çıkıyor, içinden gidiyor. İçki içerken, zina ederken imanın içinde durmuyor. Gidiyor dışarıya. Ondan sonra geliyor. Onun için dikkat etmek lazım. Günahtan olur. Günaha bulaşmaktan olur, edepsizlik yapmaktan olur. Gıybet edersin akşam, sabah namazına gelemezsin. Misal yani. Akşam bir yere misafirliğe gidersiniz, birisini gıybet edersiniz, sabah namazına kalkamazsın. Tuh yahu! Saadi de kurmuştum, pili bitmiş. Pilini Allah bitirdi onu. Pilini Allah bitirdi. Çünkü sen akşam gıybet ettin. Böyle olur muhterem kardeşim. Sebebi budur. E ne yapacağım? Günahlardan korunacağım, edebe riayet edeceğim. Edepli kul olacağım. Edep nedir? Sözün edebi var, bakışın edebi var, oturmanın edebi var, konuşmanın edebi var, ziyaretin edebi var, müritliğin edebi var, efendim talebeliğin edebi var, kocalığın edebi var, karılığın edebi var, öğrenciliğin edebi var, hocalığın edebi var. Her şeyin edebi var, adabı var. Adabına uymaya çalışacak, adabıyla yapmaya çalışacak. Oturmanın, kalkmanın, her şeyin adabı var. Abdest alınan yerin veya abdest alanın kıbleye karşı abdest alması gerektiğini okudum. Fakat camiye gittiğimde şadırvanın yuvarlak olması nedeniyle sırtım kıbleye gelmiş oluyor. Şimdi bu mühim değil. İnsanın her oturuşunda kıbleye doğru oturması iyidir. Hayrül mecazisi mesluk bile bihil kıble. Yani oturduğu zaman oturuşların en güzeli kıbleye doğru oturmaktır ama bazen gerekmeyebilir. Mesela imam namazı kıldırdıktan sonra kıbleye sırtını dönüyor, cemaate doğru gerekiyor. Siz şimdi kıbleye doğru dönük değilsiniz, hadis okuyorum diye, ben hocayım diye bana dönük oturuyorsunuz. Olabilir. Abdest alırken de bir olur. Asıl abdest alırken değil de Peygamber Efendimizin açık ifadesi var. Abdest bozarken, yani küçük abdestini, büyük abdestini yaparken yönü veya sırtı kıbleye gelmemesine dikkat etmek. Şöyle ters durmak, yan durmak tavsiye edilmiş. O önemli. Yüz numaraları yaparken taşlarını, efendim şeyleri, o oturma şeklini ona göre koymak lazım. Kıbleye dönük efendim küçük abdest yapmak, büyük abdest yapmak veya sırtı dönük yapmak mekruhtur. Doğru değildir. Kıble cihetine sevgi göstermek lazım, hürmet göstermek lazım. Asıl abdest bozarken önemli ama abdest alırken o kadar şart değil. Nerede olsa olur. Camide otururken kıbleye doğru oturur ama oturmasa da o kadar şey mühim değil. Fakat bozarken önemli. Efendim,
Evet, Adıyamanlı bir kardeşimiz var. Efendim bir zattan bahsediyor. Diyor ki, hastanenin yanından bir mübarek zat geçiyorken demiş ki ah etmiş, niye ah ettin? Bu hastanenin içinde bir ölüye eza ediyorlar demiş. Ondan. İçeride otopsi yapıyorlarmış. Otopsi demek ölünün kesip biçip ciğerine, şusuna, busuna, yani zehirlendi mi, ölümü neden vesaire filan kontrol bakmak filan. Öyle bir şey yani. Otopsi denilen şey bu. Ölünün vücuduna efendim bir kesme, biçme, koparma, alma bir şeyleri oluyor. Ondan diye. Evliya Allah'ın böyle bir sesleri duyması olabilir mi? Olur. Olabilir. Evliya Allah, Allah'ın sevgili kulları bazen böyle sesleri duyar, bazen kabirde olan insanların hallerini müşahede eder. Peygamber Efendimiz iki kabrin yanından geçiyor, dedi ki bu iki kabirdekiler azap görüyor şimdi dedi. Peygamber Efendimiz öyle olduğu gibi Evliya Allah'ta da olur. Kumarın en büyüğü iç ve dış güçlerin inisiyatifinde olan at yarışları. İnsanları öyle cezbetmiş ki tüm kuralları çiğneyebiliyor insanlar. Türkiye'deki bu salgın illet bir çığ gibi büyüyor. Allah korusun. Şimdi bilgisayara geçildi. İslam'la da alay ediyorlar en önemlisi. Bakınız size birkaç tane at ismi sayıyorum. Hafız, Cuma, Hanife, Zişan, Nasrullah. At isimleri. Tabii iman olmayınca her yerde bir çıkıyor imansızlığın, edepsizliği. Her yerde görülüyor. Allah korusun. Evet, ders almak isteyenlerin isimlerini kaydettik ve söyledik ders almalarını. Ben bir gazeteciyim. Günlerce uğraştım. Bir haber yapamadım, bulamadım. Arkadaşım olan inanmayan bir gazetecinin bulduğu haberleri ondan gizli alıp gazeteme verdim. Bu yapılan kul hakkına girer mi? Burada inanmayan, İslam'a düşman birisinin haberini alsan bile kul hakkı olur mu? İnanmayan kimse için efendim bahis konusu olmaz kul hakkı, ama yani bu durumda böyle o haberi almak tabii onun şeyine mani oluyorsa o haberi verecekti, böylece veremiyor, zarara uğruyorsa, yani Müslüman mütedeyyin bir kimse ise o zaman kul hakkı olur. Evet, ameliyat olacaklar, dua istiyorlar, biz de ediyoruz. Evet, yeni evlendim. Hanımım sizden ders almak istiyor. Selamı söyleyin. İsmini, adresini şuraya aldık. Bu söylediğim miktarda zikirleri çeksin. Ben Bayrampaşa'da efendim memurum diyor. Berberlik yapıyorum diyor. Berberlikten aldığım paranın şu kadarını şubeye veriyorum, gerisi bana kalıyor diyor. Maaş alıyorum diyor. Berberlikten aldığım para caiz midir? Aldığım paralar gizli değil, müdürün haberi var. Gizli olmayınca, şart öyle olunca caizdir, kusuru yoktur. Evet, hayırlı evlat istiyor bir kardeşimiz. Allah cümlemize hayırlı evlatlar versin. Selamları aldık. Teşekkür ediyoruz. Birisi, siz çalgı ve şarkı dinlemekten sakınınız. Zira suyun bitkiyi bitirdiği gibi kalpte bunlar nifakı bitirir, yeşertir. Şarkıcılara hürmet yoktur. Kazançları bereketsizdir. Malları da melundur. Hadis-i şeriflerini açıklar mısınız? Açıklamayacak kadar aşikar, sen niyetini açıklar mısın? Bu kağıdı gönderene diyorum. Bu demek istiyor ki, bir şey demek istiyor. Ben anladım, bakalım siz anladınız mı? Yani bu hadisleri bana okutturup cemaate bir şey demek istiyor ama
Açıkça söylemiyor da rumuzu söylemek istiyor. Anladınız değil mi? Ben anladım. Anlamayan bu gece uykusuz merak eder. Allah razı olsun. Şeyleri bitirdik. Soruları bu sefer bitirdik. Görüyorsunuz zaman müsait olunca böyle koca koca tomarları okuyoruz, bitiriyoruz. Zaman olmayınca da seyahatimiz var, kusura bakmayın, Allah'a ısmarladık diyoruz. Darılmaca olmasın. Görüyorsunuz, vakit olduğu zaman yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. İsmail'den mi vereceksiniz bunu?